أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم أهل الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كحمد بوسن پیغمبرمزگه صلوات و سلاملرمز بوسن Muhterem azizler, bitti mesele buldu. Azanını okuyanımızdan keyin duasını okup verseniz. Elbette. Azanını okuyandan keyin duasını okumaklık bu müstehabdır. Lekin bunu cemaat bilen okup versek kogellerge ibret bub kalmasın deyip şundan ihtiyat bulamız. Bu daimi okuşka ötüp getip kaladı. Qoragan buni jamoat bilan o'qib berardi, ovozini chiqarib o'qib bering deb talab qilib qoladi keyin keladigan ummat. Lekin mo'min musulmonlar to'planganda odamlarning esiga tushib tursin uchun o'qib tursa hech qisi yo'q. Nima gap? Allohumma robbi hadhihi da'vati tamma va salatul qa'ima ati Muhammadan il vasilata wal fadilata va ba'asallohumma maqaman mahmudan allazi va'adta deyorsa hech qisi yo'q. Odamlarga jamoatga dars bo'lsin, ta'lim bo'lsin. Lekin doimiy buni o'qib borsak, odamlarga odat bo'lib qoladi. Mana shundan ehtiyot bo'laylik. Inshaalloh to'planganda mo'min musulmonning esdan chiqmasin, duolar esiga tushib tursin, tili kelib tursin degan ma'noda o'qib berib turamiz. Demak, Imom al-Buxoriy hazratlarining Al-Adab al-Mufrad asarlaridan 6-chi bob باب جزاء الوالدين ota-onani mukofotlash haqida bob. Bittagi ma'no shuki Hop, non 5000 so'm. O 10000 so'm, bu 100000 so'm, hop tushunarlik. Hamma narsaning darhabor navosi bor. Shu ota-onani bizga qilgan yaxshiligini ham pul-mul bilan ussa bo'larmikin? Qiziqda bu savol. Qiziq savol bu. Ota-onani bizga qilgan yaxshiligini bir narsa bilan evaz qilib mukofotlasak bo'larmikin? Nima ishlarni qilsak ota-onani bizga qilgan yaxshiligini uza olamiz? Mana shu haqida gap ketadi. Imom al-Buxoriydan 6-chi bob. Ota-onani mukofotlash haqida matnlari. بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه رواه البخاري أبا هريرة رضي الله عنه أيتدلر Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet ettiler. Birer farzand ota-onasini qilgan yaxshiligini haqqini ado etalmaydi. Birerta farzand ota-onani bolasiga qilgan yaxshiligini ado etalmaydi. Lekin ota-onasini yo ikkovdan bittasini qullik holatda topib olsa-yu sotib olib ozod qivorsa shunda ado etgan bo'lishi mumkin bir qismini deganlarni keltiryaptilar. Ota-onani qadim urushlarda, janglarda shunaqa qoida bor ekanki, yutgan tomonga qul bo'lar ekan. Ota-onalari ham qul bo'lar ekan, bolalari cho'ri bo'lar ekan. Mana shuna qilib qullarga aylanib ketar ekan. Xudo tavba qildim. Eski zamondagi urushni qoidasi shu ekan. Betta aytilyaptiki, mabodo ota-onasi qul bo'lib qolsa, shuni topib qolsa, ota-onasini qul bo'lib cho'ri bo'lganini topib qolsa, sotib olib agar ozod qivorsa, bir qismini ado etishi mumkin degan ma'noni aytyaptilar. Demak bizni zamonda bunaqa emas-ku. Bizda yo'q ekanda umuman. Keyingi hadisni eshiting.
عن أبي بردة رضي الله عنه سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر رضي الله عنهما ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المزلل إن أذعرت ركابها لم أزعر. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى، ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا، ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين، ثم قال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما. رواه البخاري. مناصر أبي بردة أيتادلر بوكش أبو موسى الأشعرين أغلر ولد أبو موسى الأشعري ديگلر أولو صحابي ولدلر أبو موسى الأشعري إتقادمزن دينمزدك إتقادن مسلمالر أهل السنة والجماعة إتقادن روايات قلقن أولو عالم صحابي شوكشن أغلر أبي سعيد بردة روايات قليبتلر أيتدلر مين أتم أيتب يرر إيدي بر كن عبد الله ابن عمر ني كوربتلر الله ني بيتدا شنده يمندن كيغن بر يگيت أناسيني أپچلاب الله ني بيتيني تواف قلدريتگن إيدي تواف قلدريتيب شير اوقر إيدي أناسيني أپچلاب Allah'ın beytini tavaf kıldırıyetken idi. Anasını tavaf kıldırıyetip şiir okur idi. Men anamını tüyesimen, anam minip çerçese hem, men çerçemesmen, deyip tavaf kıldırırdı. Men anamını tüyesimen, anam minip çerçese hem, men çerçemesmen, deyip tavaf kılar idi. Şunda haligi yamanlik yigit Abdullah ibn Umar'ga ko'zi tushdi. Hazreti Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Xattobni katta o'g'illari haqlarida gap ketyapti. Ulug' sahobiy haqida, ulug' olim haqida gap ketyapti. Haligi zotni ko'rib haligi yigit: "Ey ibn Umar, ko'ryapsiz, onamni tavof qildirib yuribman, she'rlar o'qib. Ozgina bo'lsa ham haqlarni ado etdimmi? Mana shu qilgan ishim haqlarni ado etadimi shu qilgan ishim?" desalar, Hazrati Ibn Umar javob beryaptilar: "Yo'q birodar. Bu Allohning baytiga olib kelib, onangni opichlab, bu baytini Allohimning baytini tavof ettirganing bir kun, bir kecha uyqusini buzib, ko'ksini senga tutganiga ham arzimaydi. Shu tavof qildirganing onangni opichlab. Bir kecha senga uyqusini buzib, ko'ksini tutganiga arzimaydi." Dedilar u Abu Musa al-Ash'arini oldilariga yetib keldilar. Hazrati Abdulloh ibn Umar maqomi Ibrohimda turib 2 rakat namoz o'qidilar. So'ngra mana shu yerdagi 2 rakat o'qilgan namoz oldingi gunohlarni kechiradi deganlarni Imom al-Buxoriy keltiryaptilar. Abdullah ibn Umar haligi yamanlik yigit bilan gaplashib bo'lganlardan keyin maqomi Ibrohimni oldiga kelib 2 rakat namoz o'qibdilar. O'qib bo'lganlardan keyin Abi Burdani otalariga, Abi Musa al-Ash'ariga aytibdilar: "Ey Abi Musa, bu joyda o'qilgan 2 rakat namoz bandasini oldingi qilgan gunohlarini hammasini kechirishga sabab bo'ladi" deganlarini Imom al-Buxoriy keltiryaptilar. Bu yerdagi ma'no, oladigan foyda. Muhtaram azizlar, Ahli sunna val jamoaning e'tiqodiga ko'ra, dinimizning fikri, yo'li, yo'rig'iga, ma'nosiga ko'ra
birer oğul, birer kız, birer de ferzent ata-anasının hakkını eda etmeydi. Eğer ata-anasını, kul tapıp, çörü tapıp, azat etip yubarsa, bir az yine kısmını eda etmiş mümkün eken. İkincisi, eğer atasını apışlayıp, anasını apışlayıp hacge abarsa ki, tavaf kıldırsa ki Allah'ın beytini tavaf kıldırsa ki uçu u undayım eda etmeydi mi? O şey eğer mebada atasını anasını apışlayıp hacge abarsa Allah'ın beytini eğer apışlayıp ata anasını tavaf kıldıra alsa anasını bir keçe tütken koksini uykusunu büzüp koksini tütkenini sevabını alışı mümkün eken ondan artık emez eken ve ahirgisi muhterem azizler, Allah'ımı beytige barıp ibadet kılışını niyet kılıyetken bulsak, hazırdan fikrimizi toğulup bulaylık. Allah'ımı beytideki her bir nokta, her bir halet, mumun için, Müslüman için muhumdur. Şularını katardı. Makamı İbrahim'de okulgen iki rekat namaz, bendesini cemi yıkıgen günahını keçişe sebep eken. Ne kıyırsan mümin bazarda. Atır alıp, cay namazı alıp, tesbih alıp. İki rekat yine namazı okup gelmedin mi? Makamı İbrahim'de. Ötken günahların hepsine kefaret eken. Sübhane Rabbike, Rabbil İzzeti imme yasifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'ım, ota-onalarimizni, o'tganlarini Allohim mag'firatu rahmat etgin. Ota-onalarimizni qolganlarini sog'u salomatda etgin. Ota-onalarimizga shirin gaplarni gapirib, yaxshi taomlarimizni berib, qo'limizdan kelgancha parvarishni nasib etgin. Ota-onalarimizni yelkalarimizga oborib, hajlarga oborib, Allohim baytini tavof ettirishni ham nasib qilgin. İlaha mana şu ata-anasını tavaf ettiriyetken, ata-anasını hürmet yetiyetken mu'minler, mu'minatını sebebiden, feyziden günahlarımızı keçirgin. Vatanımızdaki tinçlikini, asayiştelikini berdevam etkin. Allah'ım beytinge maddi, manevi hisse koşuyetken mu'minlerden, mu'minatlerden uzun rıza olgun. An Hazret Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne Allah'ın şefaatlerden berçemizge nasip etkin ve sallallahumme ala seyyidina ve mevlana Muhammedin bi fadlike ve karam. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.